çoğunlukla gazete sayfaları arasına ya da televizyonların haber programlarına özgü olaylar gibi algılıyoruz kimi olumsuz gelişmeleri. Sanki hep oralarda kalacaklarmış ya da sadece başkaları yaşarmış gibi geliyor. Oysa klasik bir ifadeyle her şey insan için. Olumlu olaylarda, olumsuzluklarda. Üstelik yeryüzünde insan var oldu olalı yaşanmış, insanın varlığıyla yaşanmakta olan ve muhtemelen insan var oldukça yaşanacak pek çok kavram var. Ve ne yazık ki suç da bunlardan biri. Bir biçimde öğrendiğiniz, belki sizin çok uzağınızda gelişen, belki de hemen kıyınızdan gelip geçen ama her seferinde iyi ki benim başıma gelmemiş dediğiniz ve suç olarak nitelenen olayları bir düşünün. O olayların mağdurları kimi zaman yaralama ya da öldürme, kimi zaman kaçırma, kimi zamansa gasp, soygun, hırsızlık veya oto hırsızlığı, dolandırıcılık ya da sahtecilik gibi suçların masum kurbanları olabiliyorlar. Belirttiğimiz bu suçlar emniyet teşkilatımıza bağlı, Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın görev alanına giriyor ve biz bugün buradaki çalışmalara biraz daha yakından tanık olmanızı sağlayacağız. Başlangıç olarak Asayiş Dairesi Başkanlığı hakkında biraz bilgi aktarmak istiyoruz sizlere. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir merkez birimi olan Asayiş Dairesi Başkanlığı'nı oluşturan birimlerin bazıları şunlar. Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Ruhsat İşlemleri Şube Müdürlüğü ve kısa adı SASEM olan Suç Araştırma ve Soruşturma Eğitim Merkezi. Asayiş suçları bireylere ya da bireylerin mal varlığına karşı ve yine bireysel ya da teşekkül halinde işlenen suçlardan oluşuyor. Ancak hemen belirtelim ki toplumsal olaylar, terör ve ideolojik nedenlerle işlenmiş suçlar, trafik suçlarıyla kaçakçılık ve organize suçlar asayiş suçları kapsamına girmiyor. Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın görevlerinden biri, genel emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi. Bir diğeri, toplumun asayiş suçundan nasıl korunacağı hakkında halkı bilgilendirmek. Çocukların ve gençlerin suça yönelmelerini ve suçta kullanılmalarını önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik hizmetler de Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın görev alanı dahilinde. Öte yandan bu birim, asayiş suçları hakkındaki bilgi ve istatistikleri doğrultusunda suç analizi yapıyor ve bunları değerlendirerek asayiş suçlarının önlenmesi için suçla mücadele yöntemlerini belirliyor. Barut ve patlayıcı maddelerin, ateşli ve ateşsiz silah ve donanımlarına ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlıyor. Asayiş Dairesi Başkanlığı, birkaçını sıraladığımız ve görev alanına giren her konuda, uluslararası antlaşmalar çerçevesinde yabancı devletlerin polis teşkilatları ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alışverişinde de bulunuyor ve ortak çalışmalar yapıyor. Elbette toplumsal yaşamın gelişimine ve değişimine bağlı olarak ilgili mevzuatın günün koşullarına uyarlanması için gerekli çalışmaları yapmak da Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın görevleri arasında. Öte yandan Asayiş Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü, 0-18 yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, davranış bilimleri, mülakat teknikleri ve iletişim becerisi gibi konularda özel eğitim almış bir polis birimi. Başta Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme olmak üzere yürürlükteki mevzuat da esas alınarak Emniyet Teşkilatı'nın çocuklara yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla kurulan bu birim çalışmalarını 2001 yılından beri sürdürüyor. Ve bu yeni yapılanmayla Küçükleri Koruma Şube Müdürlükleri, Çocuk Şube Müdürlüklerine, Küçükleri Koruma Büro Amirlikleri ise Çocuk Büro Amirliğine dönüştürülmüş. Korunmaya ve yardıma muhtaç, buluntu, kimliği tespit edilemeyen, sokakta yaşayan, başıboş, terk edilmiş, mülteci, refakatsiz ve benzeri çocuklara yönelik hizmetler Çocuk Şube Müdürlüklerince gerçekleştiriliyor. Ayrıca suç işlediği şüphesi altında bulunan çocukların adli ve idari bütün suç soruşturmaları da bu birim tarafından yürütülüyor. Şu da göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek ki, polis hizmetlerinde asıl olan suçun daha oluşmadan önlenmesi. Bu, özellikle çağdaş toplumlarda ön planda tutulan bir anlayış. İşte işlenen suçların özelliklerine, ortaya çıkışlarını sağlayan etkenlere ve işleniş yöntemlerine göre yapılan araştırmalar, önleyici hizmetler kapsamında bulunuyor. Karakolların yürütmekte olduğu hizmetlerin yeniden düzenlenmesi, sokaklarda ekip hizmeti yürüten personelin aynı hizmet çatısı altında toplanması,
suçlarla ilgili verilerin sağlıklı işlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmalar önleyici hizmetler çerçevesinde ele alınıyor. Çağdaş toplumlarda dikkat çeken özelliklerden biri de ateşli silahların taşınması ve bulundurulmasının, inşaat ya da madencilik gibi sektörlerde patlayıcı maddelerden yararlanılmasının ruhsata tabi olması.